Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, Spor 55 bu akşam gerçekten dop dolu ulusal programları geride bırakacak bir programla karşınızda olacağız demiştik geçen hafta. Bu hafta o sözümüzü tutuyoruz ve çok değerli konuklarım var. Bunları biraz sonra sizlere takdim edeceğim. Programın içeriğinden biraz bahsedeyim. Geçen hafta bir söz vermiştik. Dedik ki Samsun'da oynanan ve Haberaks'ın verdiği her canlı maç için maçın görüntülerini bir hakem hocamızla birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz demiştik. Evet, verdiğimiz sözü tutuyoruz ve bundan sonraki programlarımızda yanımızda bizlerle birlikte olacak olan eski hakemlerimizden diyelim Hakan Atilla Gökbilgin Süper Lig yardımcı hocalığını yaptı. 2004-2014 yılları arasında yaptı. Yaşı nedeniyle kendisi çok genç görünüyor ama yaşı nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Şimdi hemen ona bir hoş geldin diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam, Ender hocam hoş geldin. Hoş Sen zaten bulduk. Daim teşekkür bizim ederim. Misafirimiz değilsin. Bizden berabersin. Ben hemen hocama dönüp hocam kendisini bir bize geniş bir şekilde bir takdim etsin ki programın en başında daha sonra gerek kalmayacak. Buyurun hocam. Evet. Atilla Bey, sizin de söylediğiniz gibi 2004-2014 yıllar arasında Süper Lig'de yardımcı hakemlik yaptım. 60'ın üzerinde Süper Lig yardımcı hakemliği, yaklaşık 100 küsürde PTT birincilik eski adıyla şimdi A Ligi diye geçiyor herhalde TFF şu anda. TFF birincilik diye evet. Geçiyor. Orada da öyle bir sayıda maçlara çıktık. Şu anda Ticaret Meslek Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak öğrencilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Programımız hayırlı olsun. Bundan sonraki bakalım programlarda pozisyonları tartışacağız. Bugün de sanırım 5-6 tane pozisyonumuz var. Özellikle 2 tanesi çok önemli. Bunlarla ilgili konuşacağız. Evet, dün sizler oturup montajlarını yaptık. Hayretler içerisinde izledik o görüntüleri de. Kamuoyunu aydınlatmak açısından biraz sonra ekranlara getireceğiz. Evet, evet hocam, Keçiören maçına geçmeden bir puan durumunu ve maç skorlarını bir alalım. Sonra yorumlara geçeriz. Evet, şimdi ekranlarımıza oynanan maç karşılaşmaların skorları ekrana gelsin. Yılport Samspor 1, Keçiören Gücü 2, Gaziantep Spor 1, Manisa Spor 1, Bayrampaşa 0, Sarıyer 2, Bodrum Belediyespor 2, Uşak Spor 1, Ankara Demirspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 0, İnegöl Spor 0, Sakarya Spor 1, Eyüp Spor 1, Gümüşhane Spor 2, Sancaktepe Belediyespor 3, Niğde Anadolu FK AŞ 1 ve son olarak da Kastamonu Spor 6, Acetepe Spor 2 diyelim. Ve hemen de puan durumunu da bir kez daha ekrana getirelim. Evet, Sarıyer'le maç oynanmadan önce aramızda 1 puan vardı. Şu anda 4 puana çıktı. Hemen Sarıyer'in peşinde Sakarya Spor 26 puandan paylaşıyoruz puanlarımızı. İkinci ve üçüncü sıraları paylaşıyoruz. Averajda Sakarya önümüzde. Sancaktepe Spor'un 22 puanla Keçiören, Kastamonu 21, Uşak 21 ve Bodrum Spor'da 21 diyelim. Ondan sonrası bizi pek ilgilendirmeyecek. Bizim işimiz yukarılarla diyoruz. Evet hocam, bir Keçiören karşılaşması kafalarda, hafızalarda çok soru işaretleri bıraktı. Nasıl bıraktı? Böyle sayılmayan bir gol vardı. Bize göre sayılmayan bir gol vardı. Bunu biraz sonra Hakan hocamla birlikte ve sizlerle birlikte görüntülerde izleyeceğiz. Kısa bir değerlendirmesini alalım maçın hocam. Yani sizin bu maçta Keçiören Gücü maçında hafızanızda sadece sayılmayan gol mü kaldı? Atılmayan goller de var hocam. Bu mudur yani? Hayır, atılmayan goller de var. Şimdi bakın, bu maç Samsun Spor için her yönüyle çok büyük bir kayıp oldu. Hangi yönüyle kayıp oldu? Bir, kendi sahanızda kaybettiniz. İki, liderle olan puan farkı 4'e çıktı Sarıyer'le ve bu hafta Sarıyer'e 4 puanlık farkla gideceksiniz.
3, haftalardır ben söylüyorum, yazıyorum. Geçen hafta da söyledim. Bu takım hücum zenginliği anlamında sıkıntılı bir takım dedim. Gol atamıyoruz dedim. Üretkenliğimiz yok. Gol atamadığımız maçlarda B, C planlarımız yok. Devreye koyamıyoruz. Erken panik yapan bir takımız. Dolayısıyla golü geç bulduğumuz bütün maçlarda sorun yaşıyoruz. Niğde Anadolu Futbol Kulübü deplasmanında oynadığımız maçta da ben sana geçen hafta bunu söyledim. İyi oynamadığımızı takır söyledim. Takır takır top oynadık hocam. Sen de iyi oynadık dedin. Hoca da maçtan sonra takır takır top oynamıştık dedi. Şimdi bu teknik direktörümüz Sayın Taner Taşkın'ın dün yine bu Samsun Spor'un sosyal medya hesabında birebir programında izledim. Sevgili Murat Sandıkçı ile birlikte yaptığı söyleşiyi. Orada da dediği bir şey var. Diyor ki biz o kazandığımız bütün maçlarda hak ederek kazandık. Tamam, itirazımız yok. Hak ederek kazanmış olabiliriz ama kazandığımız biz bütün maçlarda acaba gerçekten etkili futbol oynayarak yani rakibe üstünlük kurarak pozisyon zenginliği bularak mı kazandık? Değil. Bence değil. Dolayısıyla burada söylüyorum Kastamonu ile oynadığımız maç, Bayrampaşa ile oynadığımız maç, Niğde ile oynadığımız maç aslında çekirge bir sıçrar, iki sıçrar dedirtmişti bize. Gazetedeki Haber gazetesindeki köşemde de söyledim. Yani çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, üçüncüye sıçrayamadı. Dolayısıyla bu takım takır takır top falan oynamıyordu. Ama aslına bakarsanız hocanın bu beyanatları tüm Samsun Spor kamuoyunu bence yanılttı. Yani biz aslında hücum anlamındaki eksiklerimizi görmezden geldik. Üstünü kapattık. Bu maçta da gördük. Şimdi karşılaşmaya başladık. İki temel eksik var. Oğuz Gürbulak ve Savaş. Evet. Takımın bel kemiği, takımın omurgası. Eksik mi? Samsun Spor için eksik. Ama kardeşim eğer biz Samsun Spor'sak, şampiyonluğa oynuyorsak, bu kadar geniş bütçeli transferler yaptıysak, sahaya 11 kişi çıkıyorsak, o yoktu, bu yoktu bahanesine asla ve kat'a sığınmayacağız. Bu bir. Karşılaşmanın ilk 45 yarısında Samsun Spor ne oynadı bilen var mı? A. 4-2-3-1. B. 4-3-3. C. 4-1-4-1. D. 4-4-2. Hayır. E. Hiçbiri. Ne oynadı hiçbiri abi? Hiçbiri abi. Valla ne oynadığımızı ben çözemedim. Yani 45 dakikada Samsun Spor takımı futbolun doğruları anlamında, doğru oyun anlamında ortaya pek bir şey koymadı. Ne oldu? Olabilecek en kötü senaryo oldu. Olabilecek en kötü senaryo golü 45'te yemeniz. Golü 45'te yediğiniz zaman bütün olay %100 değişti. Niye %100 değişti? Keçiören Gücü bir devreye moralli girdi. Biz moralsiz girdik. 3. Keçiören Gücü nasıl olsa 1-0 öndeyim. 15 bin seyirci önünde Samsun Spor mutlaka kazanmak için üstüme gelecek. Ben artık arkaya attığım her topta Samsun, Ankara, Devlet, Karayolu gibi boşluklar bulurum dedi. Buldu mu? Buldu. 2'ye, 3'e, 4'e gider miydi fark? Giderdi. Giderdi. Ha bizim arkada boşluk bırakmamızı eleştirmiyorum ben. O olabilir. Yani yüklenirsiniz vesaire. Ama ben takımın 3 forvete döndükten sonraki oyun planının daha rezalet olduğunu düşünüyorum. 3 forvete döndük değil mi? Erhan Şentürk'ü oyuna aldık. Muhammed Beşir'i oyuna aldık. Kim top yapacak bunları abi? Orta sahada İlyas yapacak. Orta sahayı İlyas'ı oyundan aldık. İlyas'ı oyundan aldık. Beklerimiz neredeyse hiç çıkmadı. 90 dakika boyunca sol bek İshak Doğan bir kez çıktı. Dakika 46. İlk yarının başı. Daha ilk pozisyon. Muhammed Beşir ıskaladı. Şeyin vuruşu, Bahattin'in vuruşu kaleciden döndü. Tek pozisyon. Saç baş yolduğumuz tek pozisyon. Var mı başka? Yok. 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 Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Samsun Spor takımı hücum anlamında B ve C planları olmayan bir takım. Bu bir. İki. Takır takır top oynamak deyimine takıldık ya biz. Takıldık evet. Takır takır top oynamanın birinci şartı sizin fizik kondisyonunuzun, fizik gücünüzün en az rakibiniz kadar olması lazım. Soruyorum Samsun Spor'un Keçiören Gücü karşılaşmasındaki fizik gücünü iki takımı karşılaştırın. Şu kadar fark var. Bizim oyuncular Keçiören Gücü'nün bu diri oyunu karşısında ayakta kalamadılar. İkili mücadele kazanamadılar.
beklerin çıkmadığı, orta sahan top yapmadığı sonuç bu. Ve bu sonuç Sarıyer maçının hikayesini de değiştirdi. Yani o kadar talihsiz bir mağlubiyet oldu ki bu. Şimdi düşünün, biz bu karşılaşmayı alsaydık Sarıyer'e kaç puan farkla gidecektik? 2 puan. 1 puan. Şu anda 4 puan yok mu? 4 puan. 1 puan farkla gidecek. 1 puanla gidecek. Doğru. Sarıyer bizi bu hafta yendi. Kaç puan fark 7 oldu? 7 puan. 7 puan fark oldu. 7 puan fark. Dünyanın sonu değil hocam. Dünyanın sonu değil. 7 puan fark bizi şampiyonluk yarışından koparır mı? Koparmaz. Hiç düşünme. Sıkıntı koparır. Yapar. Koparmaz. Sıkıntı yapar. Öyle 7 puan, 8 puan, 3 puanlı sistemde bunlar kapanır. Takımların inişli çıkışlı grafikleri olacaktır. Ama bu büyük bir yaradır. Bu hafta Sarıyer'i yendik 1 puan. Gene başlıyoruz. Dolayısıyla biz Sarıyer'e 1 puanla gitseydik, tedirgin olan takım Sarıyer takımı olacaktı. Doğru. Ama şimdi biz tedirgin olarak gidiyoruz. Yenilirsek 7 puan farka çıkacağın korkusuyla gidiyoruz Volkancığım. Sıkıntı bu. Evet. Şimdi hoca bugünden beri, dünden beri de sosyal medyada, ben çok konuşuyorum, misafirimiz de var. Yok, önemli değil. Vereceğiz sözü. Sosyal medyada dolaşan konu, hoca Sarıyer'e yenilirsek dünyanın sonu olmaz demiş. Doğru demiş. Doğru. Doğru. Tabii, tam kıyamet alametlerini ben okudum. Kıyamet alametlerinde Samsunspor'un Sarıyer'e yenilmesi diye bir şey yok fıkıh kitaplarında. ama be hocam, her doğru her yerde söylenir mi, kurban olayım ya. Ya hocam, bir de ben yani neye takıldım? Söylenmez. Söyleyince zor duruma düşüyorsun böyle. Yani yapma bunu. Ender hocam, bir de şeye takıldım. Sonra bir de ben de şuna takılıyorum. Bakayım. Önce bir söyleyeyim, sonra aralara girelim. Abi, kulübümüzün sosyal medya hesabını, kulübümüzün sosyal medya ile ilgili çalışmalarını ayakta alkışlıyorum. Ama hocanın basın toplantısı düzenlemeyip sadece sosyal medya hesabından bir kulüp çalışanının sorularına cevap vermesi geleneğini doğru bulmuyorum. Aynen öyle. Ben de onu diyecektim hocam. Bu doğru bir uygulama değil. Bu doğru bir şey değil. Hayır, ben de ona onu soracaktım da onun için şey yaptım. Buyurun. Evet Hakan hocam, Ender hocamın yorumları böyle. Sizin de bir yorumunuzu alayım. Şimdi ben de şimdi okulda hani öğretmeniz dedik. Bu maça 250 tane öğrenci götürdük. Öğretmen arkadaşlarla beraber. Kale arkasından, okullar bölgesi kale arkası oluyor. Oradan takip ettim maçı ben de. İşte çocuklar gelip gidiyor, ister istemez onları alıyoruz, yerleştiriyoruz. Kaçırdığımız yerler de oldu, pozisyonlar. Hani bu durumda daha sonradan çıkınca daha albenili izleyemedik tabii. Evet. Daha sonra banttan izledim ama. Şimdi ben baktığımda Samsunspor Keçiören maçında ilk yarı Samsunspor'da zaten doğru dürüst bir oyun yoktu. Evet. Yani Keçiören karşısına bir dişli takım çıktığı anda nasıl diyeyim, veya daha oturaklı bir takımdı. Ya ben dedim ki şimdi biz maçlara gittiğimizde bir bakardık tribüne nasıl. Şimdi burası yani 33 bin kişilik stat, 18-19 bin seyirci vardı. Evet. Şimdi biz de hakem olarak çıktığımızda bakardık, hani tribün olursa daha zevkli olur maç. Havaya girersin ama bir yandan da tedirgin de eder. Aynısı topçu için de geçerli. Şimdi oynadığımız diğer maçlara bakıyorum ben. İlçe statları, evet, ufak statlar. Aldığımız maçlarda da seyirciyle aldığımız maçlar da var. Yani bakıyoruz hani baskıya. Şimdi ben bir önceki maçı izlediğimde gene topçuların ayakları titriyordu çıktıklarında. Ama şimdi Keçiören'de öyle bir şey olmadı yalnız. Daha sanırım tecrübeliydi topçular. Nasıl diyeyim, durdurup anında yani topa basmaya başladılar. Basmaya başlayınca da ele aldılar. Çok arkaya sarktılar. Geriden, şimdi ofsaytları da takip edeceğiz. Geriden çıkan çok pozisyon var. Direkten dönen var. Dolayısıyla şimdi bu maçta eli oturup doğru konuşursak Keçiören daha iyiydi. Yalnız ikinci yarıda şu dikkatimi çekti. Biz golü attık. 2-1 oldu. 70. dakikaydı sanırım. 90'a kadar atağımız yok. Yani ben dedim ki 70 ile 90 arasında bizim bir şeyler yapmamız lazım. Evet. Yani hani halbuki üçer o 70. dakikada atılan gol, 3 dakika baskı yaptık. 3-4 dakika. Akabinde gol geldi. Ama dedik ki ondan sonra atabilir takım. Ama 20 dakika hiçbir şey yapamadık. Yani içeriye topu taşıyamadık. Sağ açık
Yani küstü, oyuna küstü. Devamlı soldan gitmeye çalıştık. Şu sahayı kullanamadık. Yok, kullanamadık doğru, yani. Doğru. Şimdi yani yorumlarım bu kadar. Peki hocam şimdi, o zaman evet, pozisyonlarımız çok. Evet. Sizi ben o tarafa alalım. Ender hocam siz de ben monitörün önüne hocam geçeyim. Hocam buyursun ben. Peki. İhtiyaç olduğumuzda sevgili Cem, pozisyonlara geçiyoruz. İlk pozisyonumuz 8. dakika. Orada Keçiören'in kaçırdığı, çok net 3 kişiyle gelip kaçırdığı bir gol var. Şöyle geçsem daha mantıklı olur herhalde. Tamam hocam, öyle daha iyi olur. Kaçıncı dakika? 8.20 var mıydı orada? 8. 13'ü verebilirsin. Peki o zaman şöyle yapalım. Samspor'un sayılmayan golü var. Onu verelim. Niye öbürlerini geçiyorsunuz? Hocam şimdi orada şeyde anlaşamadık. Numaralandırmada anlaşamadık. Şimdi önemli değil. Sıradan gelen görüntüleri sıradan gelsin, oynatalım. Tamam. Ne fark eder? Peki en baştaki sıradan biri verelim. Dediğin gibi Ender Hoca'yı şey yapmayalım. Hayır, gerek yok ki ne olduğuna. Biz şimdi buradan evet, yorumlarız onu. Evet. Burada Ahmet degajını yaptıktan sonra bak, topu kaybediyoruz. Çıkamıyoruz. Yani adam 4 kişiyle bir üstümüze geliyor. Görüyor musun? Ne kadar net bir pozisyon. Çok net bir pozisyon. Evet. Evet, bunu bir kez çok rahat. Bir aynı pozisyonu Cem, mümkünse aynı pozisyonu oynatalım. Oynatıyor. Evet. Şimdi bakın, orta alanda geri verdik, yana verdik. Adam 4 kişiyle geldi. Arkadan 5. de geliyor. 4'e 4 pozisyon. Hocam vursa gol. Vursa gol. Tabii. Karşılaşmanın daha başı bu. Başı. Karşılaşmanın daha başında adamlar aslında ne yapmak istediklerini ortaya koydular. Dediler ki biz önde basacağız. Samsunspor'a geriden top yaptırmayacağız. Evet. Geriden oyun kurdurmayacağız dediler. Bunun ilk sinyalini verdiler. Evet, bu diğer pozisyonumuz hocam. Yine bir kaçan pozisyon. İkinci yarı pozisyonu. İkinci yarı. İkinci yarı. İkinci yarıya geçtik şu anda. Ya şu golün kaçması, şu golün Keçiören Gücü takımı tarafından kaçırılması gerçekten onlar adına komik oldu, biliyor musun Hakan hocam? Yani şimdi bak, top geçti. Oradan çok rahatlıkla gol olabilecek. Belki dokunmasa gol bile olacak. Ama geçti oradan. O yatan 61 numaralı oyuncu. En tecrübeli oyunculara da o bu arada. 30 yaşında. Evet. Yani Taha zannediyorum. 2 golü atan. Evet. Taha. 61 numaralı oyuncuları. En tecrübelileri de o. Ne yaptı? Geldi oradan. Topa dokundu. Bizim adımıza bir şans oldu işin açıkçası. Yine bakın. Burada tabii ikinci yarı olduğu için biz ne yapıyoruz? Çok adamla hücum ediyoruz. Gerideki oyuncu sayımız 5. Adamlar 3 evet, kişiyle ne yapıyor? 5 kişiyiz biz. 3 kişiyle gelip %100 pozisyon yakalıyor. Gidebiliyor. Şimdi. Evet Cem. 5 kişiyle geldikleri ve kornere atılan bir golümüz şey var orada. Kornere attık. 5 kişiyle gelmişler. Dakika 20. Bu değil, bu ikinci yarı. Bu az önceki pozisyonun şimdi aynısı. Şimdi düzeltiyoruz hocam. Şimdi ufak tefek böyle aksilikler olabilir. Önemli değil. Evet Cem. 5 kişiyle geldiler ve kornere attık. Tamam. Yine ilk yarı değil mi bu? Tabii bizim atağımız hocam sol tarafa olursa ilk yarı. Şimdi evet. Keçiören'in defansın arkasına attığımız bir top, Bahattin tek başına gidiyor. İyi kontrol etse bu pozisyonu. Evet. %100'lük bir gol pozisyonu olacak ama biraz ayağından açtı. Evet. Sanırım bunun dönüşü de gol oldu zaten. Evet. Herhalde o pozisyon bu. Hocam bu o değil hocam. Bu, geçelim bir sonraki pozisyona. Bir sonraki geçelim. Pozisyona geç. Evet. Keçiören'in baskısı doğrudur.
Aynı pozisyon. Bizim aynı pozisyonun bu. Verecek biraz sonra. Yani şurada çok rahatlıkla kontrol edebilecek bir pozisyon. Kontrol etse kaleciyle karşı karşıya. Bahattin gibi bir futbolcu top, yani. Evet. Evet. Keçiören'in hocam 4 kişiler. Abi adamlar zaten karşılaşmanın ilk yarısından itibaren yani çok adamla geldiler. Çok adamla geleceklerinin sinyalini verdiler bize. Evet. Yani biz oyun kendi sahamızda oynadık. Kendi sahamızda rakibe oyun üstünlüğümüzü bir türlü kabul ettiremedik. Şimdi bak burada 11 kişiyle topun arkasındayız. 11 kişiyle. Sonra 1, 2 geçti. 3 kişi kaldık ceza alanında. Az akıllı olsa. Onlar 4 kişiler hocam bak. 4'e evet. 4. Evet şimdi golü verelim. Keçiören'in golünü verelim. 45. dakikada Keçiören'in golü gelsin. Evet golün oluşumu. Sol taraftan. Orada hocam defans bir offside taktiği uyguluyor ama soldaki oyuncu offside şimdi, değil. Şimdi burada, orayı hocam, şimdi bu tarafa geçersek tamam eğer hocam, şimdi top atıldığı anda sol taraftaki evet, sağ açıktaki oyuncu çizginin gerisinde. Yani evet. Sondan şurada bir offside'de bir oyuncu var Keçiören'le ama onu artık yani buna pasif offside diyoruz. Hani bilgilendirme anlamında. Şurada bir oyuncu daha evet. Çıkacak. Ama atıldığı anda zaten çizgiye baktığımızda, çim çizgisine baktığımızda burada bir metre geride olunduğu görülüyor. Hatta biraz daha geri alabilirsek az tam geri çıkış alalım. Tam çıkış anı vururken durduralım. Tam vururken durduralım. Evet. Hani az daha geri çıktı, biraz daha geri evet. Alırsa evet, çok evet güzel şu hocam. Anda bakıldığı zaman şurada evet, bir metrelik bir mesafe var. Yardımcı hakem burada pozisyonu iyi çözmüş ve pozisyonu oynatmış. Erhan yani Kartal. Herhalde, oyuncuyu dediğimiz zaman o zaten pasif. Hocam Erhan için. Kartal ön tarafta olmuş olsaydı offside'e düşüyordu pozisyon. O tabii zaman. Tabii eğer ki bizim buradaki Erhan sağ bek biraz daha Erhan. Evet. Önde olsaydı o zaman tabii o zaman, pozisyon offside olarak değerlendirilecek. Oynatalım, devam edelim. Şuraya bak. 3 kişi. Bununla birlikte kişi. Zaten kameranın çekmedi. Arkada bir oyuncumuz daha var. Yani net offside değil. Evet. Net offside değil. Şimdi tekrar eğer evet, attık şu anda. Kestiğimiz anda tabii şu anda çıktı büyük tabii ihtimalle. Evet, yoksa evet. Şey görünüyor ama oradaki ilk atıldığı anda yani adamların attığı gol temiz. Adamların attığı gol temiz. Temiz. Tamam, bunda geçelim. Herhangi bir devam edelim yok. Cemcim. Tamam. Tekrar pozisyon geldi. Evet. Keçiören'in ikinci golü hocam. Bakın bir dakika burada dur Cem. Burada Cem, dur. Burada dur. Cem burada durur musun? Evet. Tamam. Bir şey göstereceğim orada. Çok dikkatimi çekti bu pozisyon benim. Kaleciden mi başlasın hocam? Kare kare oynatalım. Neyi burada gördün? Yok yok ben ağır çekim istemiyorum Cem. Pozisyonu baştan oynat bir yerde dur diyeceğim sana. Oynuyor. Evet şimdi kaleci elle oynadı. Dur burada Cem. Evet. Şimdi top bizim oyuncumuzda. Şu anda iki tane oyuncu burada. Evet. Şu pozisyonda iki tane oyuncu var. Keçiören gücünün oyuncusu. İki de burada var. Dört. Bizim oyuncumuzun etrafında en yakın oyuncu tahminen kaç metredir hocam? En az 30 metre. Ya bu kadar yardımlaşma, bu kadar dayanışması bravo. Az olan bir görüntü olur mu? Bravo. Bu top dönüyor, gol oluyor. Şimdi oynat pozisyonu, devam et.
Bak 4 kişi bir nasıl kapana aldılar adamı? Evet. Çıkma şansın yok ki oradan senin. Hala gelen yok. Biri geldi. Dur burada. Burada dur. Çok güzel. Şu arkadaşımızın adı ne? Şu arkadaşımızın adı ne? İshak Doğan. İshak. Pozisyonu sadece seyrediyor evet. Benim gibi. Bu adam sol bek. Kendi tarafından takım atak yemiş. İshak Doğan abimiz, kardeşimiz, sevgili dostumuzun şimdi pozisyondaki haleti ruhiyesine bir bakın. Oynat. Oynat Cem. Nerede abi İshak Doğan? Dur burada. Biz golü yemişiz. Adam daha ceza alanına girmemiş. Bu adam sol bek. Anlatmak istediğimiz bu. Yani bizim B ve C planlarımız yok derken girişte hocam kastediyorum. Evet. Kastettiğim şey bu. Yani nedir? Biz bu arkadaş son haftalardaki düşüşü belli. Burada içeride oynadığı Canberk'in kesik yediği ilk hafta güzel bir top oynadı. Ondan sonra verimi giderek düşüyor bu arkadaş. Değiştir abi. Yani Canberk Dilaver oynat, başka bir şey oynat. Yani değiştir abi. Hocam golde herhangi bir sıkıntı şimdi var mı? Şimdi o pozisyonu şöyle geçerek tamam ben... Tamam hocam buyurun. Buyurun yani aynı pozisyonu tekrar alırsak... Evet. Zaten Ender hocamın dediği gibi burada hani şöyle sorular gelebilir. Acaba burada faul var mı yok mu? Evet. Hayır burada bizim oyuncumuz... Çaresizlikten kendini yere atıyor. Ezmiş, topu ezmiş. Evet. Üç kişi de baskı yapınca ve Ferhan hocanın da zaten genel itibariyle... 90 dakikada verdiği vermediği fauller var. Faul standardına göre burada zaten herhangi bir faul yok. Yok. Yani birinci adım olarak bunu söyleyebiliriz. Gelelim topun çıkış anına. Şimdi geriye alabilirsek çıkış anında acaba ileride mi aynı hizada mı yoksa geride mi? En az 2 metre geriden çıkıyor bence. Şimdi beraber izleyeceğiz. Burada şimdi oyuncumuz burada. Bir daha evet. Söylüyorum. Yani biz Keçiören gücüne bu yüzden yenildik. Yani bizim takım içerisinde. Takımın boyuna bakar mısın hocam ya? Allah'ını seversen. Evet. Yani hadi orada bir yanlışlık oldu diyelim ya. Yardımlaşma hiç mi yok? Dayanışma hiç mi yok? Evet ya hocam. Şu kadar büyük bir boşluk yani şurada nasıl oluşuyor? Ben bunu anlayamadım yani. İlginç geldi bana. Devam. Evet hocam sizi dinliyoruz. Evet buradan şimdi... Keçiörenli topçu aldı, attığı anda durdurursak ki attığı anda durdurmasak dahi zaten hiç alakası değil. Yok hocam. Aynı hiç. Hizada. Evet. Top açılmış olmasına rağmen ama net görelim isterseniz attığı anda durdurursak evet, biraz tamam. Daha devam ettirelim. Topa vururken durduralım evet. Şu anda zaten. Hiç geriden hocam. Evet geriden ayak belli şu hizada. Evet. Zaten bu oyuncu ayrıyetten var. Evet. Dolayısıyla bu gol de temiz. Bu golde de bir şey yok. Arkaya gene atılan bir topta aradan çıkan Keçiörenli oyuncu golü gerçekleştiriyor. Evet. Diğer görüntüye geçelim. Cem. Yani burada maçta dikkatimi çeken de çok da ikinci yarıda geri pas yaptık. Yani hep geri pas. Kaleciye geri pas yaptık. Çıkarmadılar bindirdim. Hocam. Hatta bir iki tane de yani o da tehlikeli yani yaşandı. Önde, yani önde baskı yaptılar. Evet. Çok baskı yedik. Yani bir takım şampiyonluğa oynayacak... Ve kendi evinde Keçiören gücünden bu kadar baskı yiyecek. Evet. Yani biz çok baskı yedik. Karşıdaki takım yani derli hocam, toplu bir takım bir çıktı. Evet. Keçiören'in evet, kaçırdığı. Evet bu az ilk önce pozisyon böyle geldi. Bir şey yok zaten ya. Bunun biz nasıl kaçırdı dedik evet. İçimizden. Yani bir ara tekrar seyredelim. Acaba bunu. Oldu mu diye de düşünmedik hocam, zaten yani, 2-0'dan sonrasını yorumlamaya yok. Gerek yok burada. Evet, 2-0'dan sonra takımda zaten olmayan oyun disiplini tamamen bozuldu. Adamlar ferç ferç geldiler. Ziget var seferi gibi. Üstümüze geldiler. Ve ben yani Sancaktepe maçının sanki kopyasını seyrettim burada ya. Tel tel döküldük. Tel tel döküldük. Yani şunu çok... Biz böyle hiçbir pozisyona giremedik. Yok. Hiçbir böyle bir pozisyon yok. Niğde'de girdin mi böyle bir pozisyona? Yok. Şeyde girdin mi? Bayrampaşa'da girdin mi? Yok. Yani, uzaktan şutların var Bayrampaşa'da. Kastamonu'yu 1-0 yendiğin maçta girdin mi? Yok. Yani evet, bizim şimdi, yani çarşambanın, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Bilmiyorum. Hocam bizim şimdi bir atağımız. Evet buradaki. Evet. Hocam yani, bunu nasıl kaçırdık? Yani bir de pozisyonda bir şey var mı? Onu Hakan hocam bakalım, siz şimdi yani şimdi bunu görüntü olarak herhalde
Ender hocamın herhalde aldığı bir pozisyon gibi. Yani şu anda burada herhangi görünen bir şey yok. Bakıyoruz pozisyona. Şu anda bir offside var. Yok, burada herhangi bir offside evet. Yok. Yani net herhangi bir şey yok. Yalnız işte cılız vuruşlar. Yani şu şey yok mu? Ne? Görüntülerinizin arasında 46'da kaçırdığımız ilk yarının ilk hemen başında evet, kaçırdığımız hemen başında. Gol. Zaten gol orada gol gelse ya oyunun o tamamen senaryo değişecek. Yani. Erken gelse o gol. Şimdi bu ortayı yapan oyuncu 48 numara. Bizim Erhan Kartal, sağ bek. İşte ben girişte söylediğim beklerimizin oyuna katkısı zayıf derken kastettiğim bu. Bak ne zaman beki çıkardık, rakip sahada sayıca fazla olduk. Evet. O zaman pozisyon ya da pozisyon girişimine şahit olduk. Evet. Bak sağ bek ortayı yapıyor, görüyor musun? Evet. Yani toplasanız Erhan orta sahayı bu maçta 2 defa veya 3 defa geçmiştir. İshak hakeza. Ve sağ koridoru hiç kullanmadık. Hiç kullanmadık hiç çünkü kullanmadık. Çıkmıyor hocam. Çıkmıyor. Yani 48 yani... numara Erhan Kartal çıkmıyor. Çıkmayınca nasıl kullanacaksınız? Ya, işte o yani 1 ve 45. dakikada bir müdahale yok. Yani ister istemez oraya bir müdahale lazım demek ki. Yani 46'da sağ içinde oyuncuların yerini değiştiremiyorsan oyuncu değiştirmen lazım. Sizin dediğiniz gibi şimdi 45. dakikada golü de yedik. En kötü zamanda geldi. Çok kötü bir zaman. En kötü zamanda. Çok kötü. Zaten 1-0 önde gidiyor. Zaten dinlenme vakitleri var 15 dakika. Ondan sonra da daha konsantre bir şekilde. Değiştirin arkadaşlar. Aynı görüntü 8. kez oynuyor. 8 kez yorumladık. Evet, bir sonraki pozisyona geçebiliriz. Sanırım bizim offside'den iptal edilen bir golümüz var. O mu acaba yoksa... Şu anda adam 2-0 galip ve tüm hatlarıyla 11 kişi topun arkasında. Doğal olarak bu futbolun doğasında var. Skoru koruyacak. Şimdi orada bir baskı yapıyoruz. Ama o baskıdan gene pasla çıkıyorlar. Dikkat edin. Görüyor musunuz? Sürekli pas. Evet, evet, sürekli evet. Pas. Muhammed Beşir mi bu? Aldı, kat ediyor, giriyor, bu kadar. Yani Muhammed Beşir'in oyuna katkısının az olmasının sebeplerinden biri de bu. Yani uzun vadede çok güçlenemedi bu çocuk yani. İstediğimiz yani verimi alamadık. Bal şöyle, yapmayan arı diyorum ben. Şöyle bir yorum yani Muhammed Beşir, hani takip ediyoruz 4-5 haftadan beri şimdi. Bakıyorum yani diyelim ki 80'de girdi 10 dakika koşacak. Yani 10 dakika koşacak ama birinci presten sonra yürüyerek hocam, geri dönüyor. Hocam Muhammed, yani, Muhammed Beşir'in fizik kondisyonunda tamam sıkıntı var ama bu maçta gördük ki takımın genelinde bir güçsüzlük var. Hani tabiri caizse ayakta duramıyor derler ya. Böyle bir durum var. Hocam şimdi topu yapamadığımız anda fazla koşuyoruz. Koştuğumuz zaman kondisyon kalmıyor. Penaltı pozisyonunu ekranına getiriyoruz şimdi. Tamam şimdi ona da bakalım. Öyle bir pozisyon oldu mu maçta? Bir var tane mı? Bir omuz i̇şte, omuza bir pozisyonumuz var. Bunu alalım dedik. Hani soru işareti kalmasın herkes akıllarda. Herkes bize soruyorlar penaltı mı diye. Evet. Evet. Şimdi burada evet arkaya atılan bir topta. Şimdi... Ferhan Hoca'dan bir bahsedelim ilk başta bu pozisyon İyi için. İyi olur hocam. Şimdi daha önceden A klasman hakemi. Yani birinci ligde maç yöneten hakemlerimizden. Daha sonra B'ye düştü. Ve burada sanırım bu sezon 7. veya 6. B maçı olması lazım. Burada çıplak gözle izlediğimizde ben de bu pozisyonda bir şey yok dedim. Buradan da bakıyorum. Genel olarak verdiği pozisyonlarda... kararlarında standardı korumaya çalıştı. Bu pozisyonda tamam biraz bozuyor ama o yeterli mi yeterli değil mi bunu tartışmak lazım. Ferhan Hoca'nın demek ki oynattığı futbolda bu nizami görünüyor. Yani takdir hakkını kullanıyor. Ben hakem olayım, yakın vermem. Ve vücut diliyle de kesinlikle penaltının olmadığını işaret ediyor. O yüzden bu pozisyona bu tür pozisyonlar oynatılıyor yani. Tamam.
Yani bunu verirsek birçok pozisyonu faal veya penaltı vermemiz lazım. O zaman bir de offside pozisyonumuz var. Bir de onu ekrana getirelim. Evet, bir de şimdi burada... Bizim attığımız golü almadınız mı? Var hocam. Geliyor. Şimdi o daha önceydi offside'den de o yüzden dedim. Hocam sıralamayı bugün şaşırdık ama bir dahaki haftalarda olmaz o. Evet, bu sanırım offside'den iptal edilen golümüz. Şimdi bakıyoruz. Taç atışı kullanıldı. Şimdi burada... Burayı çok irdeleyelim hocam. Yani evet, burada... şimdi burada tabii ilk görüntüyü yani normal akışında oynattık ama ikinci sanırım görüntü daha yavaş gelecek. Dur dediğimiz anda hocam durabilirsek pozisyonu irdeleyelim şimdi. Ender hocam biraz daha içeri girer misin? Evet. Ender hocam. Evet. Durduralım. Yani tam çıkış anında durabilirsek daha net bir şey söyleyebiliriz. Acaba alabiliyor muyuz öyle? Alacağız onu. Birkaç şeyi var onun. Evet. Vuruş anında, tam vuruş anında durduk. Biraz daha, bir iki adım daha alabiliriz. Bir tık daha. Tamam. Şu anda çıkış anında. Evet. Şimdi burada... Bizim oyuncumuz biraz daha önde görünüyor. Biraz daha geriden bakarsak açık genişletelim hakem tabiriyle. Yalnız şimdi kareyi aldığımızda şurada birkaç topçu daha var. Tabii görüntü anlamında çerçevenin içerisine girmeyen. Buradaki oyuncu şimdi yavaş yavaş devam ettirelim. Devam ettirelim adım adım. Oradaki oyuncunun artık burada tahmin yürüteceğiz. Yani desem ki bu evet %100 offside veya değil bir şey diyemiyoruz şu anda. Evet hocam, devam ettirelim. Geliyor. Evet, arkadan oyuncular çıkacak. Şimdi buna bakıldığın zaman şu oyuncu defanslı keçi öğren oyuncusu bu offside'i bozuyor. Ancak tabii atıldığı anda görüntüyü tam olarak alamadığımız için bununla ancak bu kadar yorum yapabiliyoruz. Ama benim hissiyatım burada offside'in olmadığı. Ama net bir şekilde görüntüyü biz alabilseydik diyecektik ki bu evet offside veya değildir. Tabii bu tür pozisyonlarda bu şimdi sanırım protokolün üstündeki kameradan çekiliyor. Burada keşke bizim bir offside kameramız olsa, olsaydı. Karşı tarafta veya bu tarafta bu pozisyonlar çok daha net bir şekilde çözülür. Ama hissiyatım bu pozisyonun %80 oynatılması tarafı ve... Hocam şimdi 10 yılın üzerinde Süper Lig'de hakemlik yaptınız. Yardımcı hakemlik yaptınız. Şimdi bu hakem bundan çok emin bir şekilde çekmemiştir bu bayrağı. Niye çeker hocam bayrağı? Şimdi buradaki kriter... Yani size şunu demiyorlar mı? Şüpheliysen oynat kardeşim demiyorlar şimdi mı? Şimdi onu söyleyecektim, ağzımdan aldınız. Bu tür pozisyonlarda şüpheli görüldüğü anda oynat diyorlar. Aynı sizin dediğiniz tabir. Yani şüpheliysen oynat. Bu da şüpheli bir pozisyona sokabiliriz. Ama dediğim gibi şimdi hakem kardeşimiz, biz de yıllarca hakemlik yaptık. Ama kareyi tam içerisine alabilsek diyeceğim ki buna net bir şekilde evet bu offside veya değil. Yani... Ama benim hissiyatım o arkadaki keçi oranlı defans oyuncusu sanırım 4 numara offside'i bozuyor. Ha gözlemci hocamız ne yapmıştır? Şimdi bu tür durumlarda hoca eğer görüntü varsa görüntüyü alır. Pozisyon oynatılır maçtan sonra toplantıda ona göre hakem, yardımcı hakem işte 4 hafta dinlendirilir veya bonus alır. Bir sonraki hafta tekrar veya 2 hafta sonra tekrar maça gidebilir. Hocam aldığı puan nedir hakemin sizce? Şimdi yani, burada yeni kriterler başladı bu seneden itibaren ama burada Ferhan Kestanlıoğlu İzmir bölgesi hakemi, kendisi kimya mühendisi, yıllardan beri de bu liglerde maç yönetiyor. Şu yönetimde aldığı not, bu çok aman aman kritik bir maç değil, daha sezonun sanırım 10. haftası değil mi? 12. haftası. 12. haftası. Zorluk derecesi olmayan bir maç. Bunun hocamızın aldığı not 8.4'tür.
Bonus olursa 8-5'in üzerine çıkar. Ama şu anda artık yeni sistemde federasyonda gözlemcilere verilen bir anket gibi bir form var. Şunları şunları yaptı, bunları bunları yapmadı. Onların tamamından bir puan çıkıyor. Ondan sonra o puanları da hakem kardeşlerimize gönderiyorlar. Maçın bu geniş özetini ekrana bir kez daha getirsinler. Belki orada gözümüzden kaçanları bir kez daha sizlerle beraber tekrarlayabiliriz. Sevgili Cem, onu tamamını bir kez de yayınlayalım. Hayır, tamamını yayınlamaya gerek yok. Ya iki tane pozisyon istiyorum. Biri 46. dakikada kaçırdığımız gol, biri de attığımız gol. İki şey söyleyeceğim orada. Orada. Peki Cem, Ender Hocam'ın söylediklerini biri... 46'da kaçırdığımız soldan gelen bir pozisyon vardı. Önce Muhammed Beşir vuramadı. Sonra da Bahattin vurdu, kaleciden döndü ya. Bence en net geldiğimiz atak o. Yani hemen 46. 46. dakikada olan. 46. Yani maçın kilit noktalarından, dönüm noktalarından bir tanesi. O top gol olsa belki maç içerisindeki senaryo tamamen farklı bir yere gelecek. Evet. Tamamen farklı bir noktaya gelecek. Ama orada da yine Cem Bahattin'in %100 atamadığı yapamadı. İkinci vuruşta da Bahattin oraya vuramadı. Hemen 45'in hemen sonunda ama onu bulabilirsek. Evet, olur muhtemelen, evet. Yok, bu değil. Bu ilk yarıdaki pozisyon. Bu ilk yarıdaki. Benim dediğim 46'daki pozisyon. 46'daki bulursak yani, ona göre şey yaparız. Oynatırız. Bulamazsak evet. Önemli değil. Orada söyleyeceğim şey şu. Yani soldan gelen bir atak gelişimi ve o pozisyonu yine İshak Doğan'ın ortasıyla buluyoruz. Yani beklerimiz oyuna katıldığı an biz sayısal anlamda da hücum anlamında da farklı bir görüntüye geliyoruz. Bunun üzerinde bunun eksikliğini vurguluyorum ben. Ha, bu oynayan arkadaşlardan belki verim alamıyorsak hocamızın B ve C planları üzerine çalışması gerektiğini söylüyoruz. Talihsiz bir maç oldu bizim için her açıdan. Hocam ben şimdi şunu da söyleyelim. Yani az evvel o konuya sen değindin de hocamızla basın toplantısını soru soramıyoruz. Hafta içerisinde maçlardan sonra genelde bir basın toplantısı yapardı. Biz de kafamızdaki soruları sorardık. Şimdi demin dediğiniz gibi Samspor kendi içerisinde hocayla röportaj yapıyor ve bunu kendi sayfasından paylaşıyor. Ama yine kafamızda bizim sorular var. Bunu nasıl aşacağız? Nasıl yapacağız? Tamam, takım içerisinde çok büyük değişiklikler, takım içerisinde demeyeyim, kulüp içerisinde çok büyük yenilikler yaptı Sayın Başkan İsmail Uyanık. Yani tartışılmaz yenilikler yaptı ama bu basınla ilgili bölümde bazı arkadaşlarımızın sıkıntılarımız oluyor. Ha şu var, maçtan sonra dediğiniz gibi Sidatlar, ilçe Sidatları çok kötü hocam. Yani biz yani, bunları yaşadığımız evet. için biliyoruz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir takım geliyor size. Böyle bir seyirci, böyle bir stadı ilk defa aynen futbolcu öyle. Görüyor. Biz soyunma odasına girin. Siz görmüşsünüzdür. Soyunma evet. odalarımız evimizin odasından daha temiz. Aynen. Efendime söyleyeyim. Duşlarımız 10 numara. Futbolcu burada, rakip futbolcu burada 2 kat daha fazla enerji sarf ediyor. Ben iyi oynayayım, beni görsünler. Vitrin biliyor burayı çünkü. Biz bundan da kaybediyoruz. Yani ben... artı bu. Yani Samsunspor. Şimdi karşında ben şimdi bakıyorum hani takımları ben küçümsediğimden değil. Oynadığımız takımlar Keçiören, Bayrampaşa. Hani Sarıyer tabii ki daha öncelerde biraz daha Süper Lig'deydi. PTT'de oynadı. Ama şimdi Eyüp. Bunlar şimdi bir kere adımızdan 1-0 önüne geçmemiz lazım. Evet. Ama şimdi 18 bin, 19 bin kişiye oynuyor. O topçuların sağa çıkarken ayakları titriyor normalde. Biz daha rahat, yani biz Samsunspor daha rahat. Hakem de onun ötesinde ister istemez baskı hisseder. Hakem bilerek, isteyerek yani şunu şöyle vereyim, bunu böyle bir şey yok. Ama baskı yediği anda baskı algıyı bozar. Evet. İster istemez etkilenme olur mu? Olur. Olmuyorum diyen de yanlış söylemiş olur ama çünkü 30 bin taraftar böyle arkadan yüklendiği anda ciğerlerinde hissediyorsunuz yani. Sizler o zaman bir ufak bir anekdot anlatın hocam. Ne var, hangi böyle unutamadığınız, sizi etkileyen bir maç alalım madem böyle. Vallahi 2005 senesinde sanırım bir
İsmet Arzuman hocamla İzmir bölgesinden beraber Alper Ulusoy diğer yardımcı. Dördüncü hakem de Bülent Yıldırım. 2005 senesinde Erciyes Kayseri Beşiktaş maçına çıktık. Birinci hafta maçı, vitrin maçı. Bizim de daha yeni filizlendiğimiz dönemler. Şimdi Kayseri'nin eski stadı ama onun maraton tarafı yüksekti. Yani evet. Şimdiki Kayseri Forumu'nun olduğu yer. Yani orada bir yani tribünler tıklım tıklım dolu. Yani yaz boyunca artık maçları bekliyorlar. Beşiktaş geliyor. Orada da tabii çıktık maça. Bizim de ilk 4 büyük takım veya 3 büyük takım maçımız. Orada insan tabii heyecanlanıyor. Heyecanlanmaz mı? Orada bir tezahürat yapıyorlar. İnanılmaz. Aynı gene Beşiktaş Gaziantep yarı final maçı var. İnönü stadında çıkıyoruz. Zaten Beşiktaş tribünlerini biliyorsunuz. Tribün yardımcı hakeme çok yakın. Malum bizim kafamızda da saçımız yok. Zaten direkt şeyle çıkıyoruz. Yani dezavantajla çıkıyoruz. Evet. Dolayısıyla yani çok güzel anılarımız geçti açıkçası. Yani zamanla diğerlerini de anlatırız diyelim. Tamam hocam. Evet Ender hocam. Şey diyecektim ben orada ama kuru fasulyeyi hocam sucuklu mu yersin pastırmalı mı? Bunu ben böyle bir anlamını sorayım sana da bakayım ne cevap vereceksin. Ben sana Süleymaniye'de pazar günü anlatacağım onu. Süleymaniye'de senden kuru fasulye yeriz. Cem bulduk mu 46'daki pozisyonu? Evet bulmuş Cem. Onu bulmuş. Bir alalım. Hah. Bak başlama vuruşuyla beraber ikinci yarı aşk ile şevk ile başlıyoruz. Ha gayret taraftar şey yapıyor, destek veriyor. Biz geliyoruz şimdi. Sol taraf bak topla buluşan kim orada? İshak görüyor musun? Evet. Sol. Yani bek hücuma çıkacak. Hücumsal anlamda, sayısal anlamda siz rakipten en azından eşit olacaksınız ya da üstün olacaksınız. Sağdan bir ortada pozisyon devam ediyor. Görüyor musunuz? Orada basıyoruz. Ya bunu yaptığımız her an biz pozisyon buluruz abi. Şimdi Ender hocam dediğim gibi biz o aralarda üçer dörder dakikalık baskı yapsak bir tane daha gelecek. Ama biz golü attık 70 ile 90 arasında pozisyon yok. Yani pozisyona giremiyoruz. Uzatmalarda herhalde 3-4 dakikada bir şey yaptık. Ondan da bu arada bir arka taraftan çok pozisyon yedik. Direkten dönen var. Kalecinin kurtardığı var. Yanlış verilen bir kornerdi. Kaleci kurtardı. Kale vuruşu oldu. Yardımcı hakem gene diğer bir ters düşülen bir pozisyon var. Yani nereden baksanız karşınıza dişli bir takım çıktığında bocalıyor Samsunspor şu anda. Bir de yani bizim attığımız golü görelim. Bir de bizim attığımız golü görelim. Bahattin'in attığı golü görebilir miyiz Cem? Bilmiyorum, Bahattin de yani atılmayacak golü... Dur Cem, dur. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oyuncuyla geliyoruz. Dikkat ettik mi? Ya. Abi niye ilk yarı böyle oynamıyoruz? Ben buna sinir oluyorum ya. İlk yarı al gülüm, ver gülüm, geriye ver, yana ver. Yani yumurta kapıya gelmiş... Biz artık aşk ile, şevk ile bir dahi saldırıyoruz. Buyur. Ona rağmen bile ceza alanına iki kişi zor giriyoruz. Görüyor musun hocam? Yani rakip alanında 7 kişiyiz. Dikkat et. Ceza alanında gene 2 oyuncumuz var. Biz böyle gol atamayız ki. Biz ancak gol atarsak böyle kaleciden dönecek boş kaleye yuvarlayacağız abi. Evet. Şimdi bu pozisyonda da aslında bu pozisyonu da aldık. Acaba burada bir offside pozisyonu var mı yok mu? Bunu da irdeleyebiliriz. Yani hocam, bilgi anlamında. Tamam orada. Hani bunu atladık ona. Sanırım. Hemen bunun bir işareti yapıyorlar. Tamam. Ha. Şu hayır yok alalım. Şey yapalım mı? Hemen verelim. Şimdi ona. O pozisyonu alırsak buyurun hani hocam. En azından bilgilendirme anlamında evet vermiş oluruz. Buyurun. Şimdi pozisyon evet akıyor. Vurduğu anda durduralım. Vurduğu anda Cem. Beşir vurduğu anda durdurabilirsek burada neyi irdeleyeceğiz? Offside var mı yok mu? Vurduğu anda şimdi. Evet. Yok hocam. Var biraz. Mı? Şimdi yok, yani yok, zaten temiz. Yani. Bunda bir herhangi bir şey yok. Sadece demek istediğim burada Beşir topa vurdu. Kaleciden döndü veya direkten döndü.
Eğer bizim oyuncumuz, defans oyuncusu aynı hizada veya gerindeyse zaten offside olmuyor. Ha, demek istediğimiz bazen farklı algılanıyor. Kaleciden döndüğü anda Muhammed Beşir önde olabilir. Ama bu önemli değil. Mühim olan topun Beşir'den ayaktan çıktığı anda. Şu oyuncu kim abi? Şu oyuncu. İlyas mı? Erhan Şentürk. Erhan evet. Ben buradan seçemedim. Erhan Şentürk forvet değil mi? Geçen yılın gol kralı diye almadık mı biz bunu? Evet. Ceza alanına hücum ediyoruz. Gol pozisyonu ne işi var abi burada? Seyrediyor bak, yürüyerek gidiyor. Yürüyerek. Yürüyerek gidiyor. Bak oynatacağım. Görüyor musun? Top döner, dönen topu tamamlarım falan kaygısı yok. Konsantrasyon yerlerde, ama nasıl konsantrasyon yerde olmasın? Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istiyorum ama istemiyorum ama pazar günü maç var. Oyuncular cuma günü hocaya diyorlar ki çok yorgunuz. Biz bugün idman yapmayalım, sinemaya gidelim. Sinemaya gidiyorlar. Taktik idmanı olur benim bildiğim cuma gün. Cumartesi ter idmanı olur, pazar maç olur. Buyurun. Konsantrasyon yerlerde. Buyurun hocam. Sanırım aynı pozisyon herhalde. Evet, yani golün temiz olduğunu ifade ettim. Sadece bilgi olarak kaleciden veya direkten döndüğü anda önde bir Samsunsporlu olması önemli değil. Mühim olan Beşir'in topa vurduğu andaki çizgi önemli. Yani kale direğinden döndüğü zaman da önde olsa offside değil. Evet, yani kale direğine çarptığı anda veya kaleciden çarpıp geri döndüğü anda. Yani bunu bilgilendirmek için hocam, vereyim teşekkür dedim ediyorum. Özellikle. Evet. Gol de temiz zaten. Reklamlara gidelim. Süremiz ilk yarı için bitti. İkinci yarıda sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir reklam aramız var.